Tüplü dalış dünyanın birçok yerinde güvenirliği yüksek bir aktivite olduğu için ekstrem sporlardan daha çok yoga ve meditasyon gibi dinlendirici bir spor dalı olarak algılanır. Kurallarına uyduğumuz takdirde dünyanın en eğlenceli ve güvenilir sporları arasındadır. Fakat doğada yapılan diğer sporlarda olduğu gibi en planlı dalışlarımızda bile sağlığımızı tehdit edecek bizden bağımsız sorunlarla mutlaka karşılaşmamız mümkündür. İşte bu gibi beklenmedik durumların üstesinden gelmek için yeterli bilgiye, deneyime ve kondisyona sahip olmamız gerekir. İyi bir sağlık, keyifli ve eğlenceli dalışlar demektir. Dalışlardan önce alkol, sigara gibi ürünlerden uzak kalmak su altında bizim daha dinç ve dinamik kalmamızı sağlar. Ayrıca dalış öncesi kullanılacak ilaçlar bizim su altında düşünme ve duyu yeteneklerimizi olumsuz yönde etkileyebilir. Olası ilaç kullanımında mutlaka dalış eğitmeninizi bu durumdan haberdar etmeniz gerekir. Alkol kullanımı ile vücudun aşırı susuz kalabileceği gibi durumlarda dekompresyon hastalığının gerçekleşme riski birden artar. Biz dalgıçlar genel prensip olarak dalışlarımızdan en az bir gün öncesinden başlayarak alkol ve ilaç kullanımını keseriz. Böylece olası yan etki ve olumsuz durumların da önüne geçmiş oluruz. Kullanmak zorunda olduğunuz reçeteli ilaçlar varsa etkilerini ve sonuçlarını mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Sigara içmenin günlük yaşantımızda ve hayatımızda ne gibi olumsuzluklara neden olduğu artık herkes tarafından zaten kabul edilen bir gerçek. Fakat dalış öncesi ve sonrasında sigara içmek sizin ciğer aşırı genleşme gibi problemleri yaşama riskinizi arttırır. Alerji, soğuk algınlığı, grip gibi konular da dahil olmak üzere kendinizi iyi hissetmediğiniz günlerde dalış yapmamalısınız. Rüzgar ve klimalı ortama maruz kalmak gibi solunum yollarınızı tıkalı olacağı zamanlarda su altında basınç eşitlemekte çok zorlanırsınız. Bu yüzden dalışa motor gibi rüzgarı doğrudan alacağınız ulaşım araçlarıyla gitmemelisiniz. Mümkünse her 2 yılda bir kere başta kulak burun boğaz olmak üzere fiziksel kontrolden geçmek hem dalış serüveniniz hem de kendi vücudunuzun dalışlara vereceği tepkileri öğrenmek için önemlidir. Tüplü dalış için kısmen tembel sporu diyebiliriz. Olimpiyat sporcusu gibi sürekli antrenman yapmanız veya kondisyonunuzu korumaya çalışmanız gerekmez. Ama yine de kabul edilebilir sağlık ve vücut dengesini korumanız dalışlarınızı ve hayatınızı daha keyifli bir hale getirir. Su altında ne gibi problemlerle karşılaşırız, önlemleri nelerdir? Aşırı ve kontrolsüz hareket ile birlikte tükenme bir dalıcının karşılaşabileceği ilk sorunlardan sadece bir tanesidir. Tükenme vücudunuzun oksijensiz kalması ve aşırı yorulmanızla birlikte ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Hareket etmeyi durdurmak, mümkünse sabit ve sakin bir yere tutunarak nefes ritminizi düzenlemeye çalışmak tükenmeye karşı en etkili çözümlerden birisidir. Sabit bir yere tutunmak sizin nefes kontrolünü sağlamanız sırasında dengenizi koruyarak aşırı iniş çıkışlarınızın da önüne geçer. Dalış başladığı andan itibaren kendinizin ve dalış eşinizin basınç hava göstergesini takip etmek, tüpünüzdeki havanın bitmesinin önüne geçebileceğiniz en etkili yöntemdir. Gösterge takibi ve kontrolü alışkanlık haline getirilmeli ve devamlı takip edilmelidir. Olası hava azalmasının ilk belirtisi regülatörünüzden düşük miktarda hava gelmesidir. Bu gibi durumlarda dalış eşinizi haberdar ederek kontrollü bir yükseliş gerçekleştirmelisiniz. Havanın tamamen bitmesi gibi durumlarda ise dalış eşinizin yedek hava kaynağı olan ahtapotu kullanmaya başlamalısınız. Arkadaşınızın yanınızda olmadığı ve yedek hava kaynağına ulaşamadığınız çok uç örneklerde ise kontrollü acil yüzeye çıkış tekniğiyle yukarı çıkılmalıdır. Kontrollü acil çıkış tekniği havası biten dalgıcın yüzeye doğru bakıp ciğer aşırı genleşmesinin önüne geçmek için aaa sesi çıkarıp ciğerimizdeki havayı azar azar fakat sürekli boşaltarak yukarıda karşılaşabilecek bir çarpışmanın önüne geçilerek yüzülmesidir. Çok daha derinlerde ve benzer koşullarla karşılaşıldığı anlarda ağırlıklar da atılarak yüzeye doğru tekrar derin bir aaa sesi çıkararak yükselmeye başlanmalıdır. Çok hızlı yukarı çıkışlarda ciğer genleşmesi karşılaşabileceğimiz en tehlikeli durumların başında geldiği için sürekli nefes verme işlemi asla ihmal edilmemelidir. Bu hızlı çıkış son çare olarak kaldığı durumlarda geçerli olan, denemesi bile tehlikeli olabilen bir acil çıkış prosedürüdür. Yüzeye ulaşıldığı anda tüpünüzde hava olmadığı için BC hortumuna ağzınızla hava doldurarak yüzeyde kalma işlemini gerçekleştirmelisiniz. Ağzımızdan çıkan regülatörün serbest akışa geçmesi de çok sık olmasa da karşılaşabileceğimiz sorunlar arasındadır. Balık ağlarına, oltalarına veya halatlarına takılmak ise su altında karşılaşmak istemeyeceğimiz durumlar arasındadır. Eğer su altında bir şeylere takıldığınızı veya dolandığınızı hissederseniz sakin kalıp sizi tutan şeyi görmeye çalışın. Fakat bunu kendi etrafınıza dönmeden yapın. Eğer dönerseniz çaparız olursunuz. Yani her şey birbirine dolaşır. Kendi etrafınıza dönmek durumu çok daha güçleştirir ve kolay bir sorunu bile çok daha zor çözülür bir hale getirir. Sorunu kendiniz çözebileceğinizi düşünüyorsanız dalış bıçağınız ile halat veya ağları kesin atın. Bunu başarabileceğinizden şüpheniz bile varsa olduğunuz yerde sakin bir şekilde kalmaya çalışın. Fazla hareket etmeyin. Sadece ses çıkararak dalış eşi ve liderinize seslenin ve size yardım etmesini bekleyin.